Yok mu ya? Kimse yok mu ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne bu hali? Çözsene beni. Ben... Göce var mı bağladı seni? Çözsene beni lütfen. Göce var bağladıysa ben çözemem. Benim kolum bağlı. Kimin eli kolu bağlı ben? Ne diyorsun sen? Adamı öldürecek beni, ne olursun lütfen yalvarıyorum sana, çözsene beni. Çözemem. Niye? Çözemem Gülcem Ali yapacaklarını, attığın sırrın ermez. Nasıl çözeyim? O yüzden işte çöz beni, ne olur. Çok korkuyorum lütfen. Yapamam. İnan bana, yapamam. Yapamam. Sen beni kurtarmıyor musun? O zaman ben de senin devanın annesi olduğunu söylerim kadın. Bak Allah belamı versin söylüyorum. Bu adamı seçersen beni yok bil dedim mi? Dedim. Bundan sonra bir baban yok. Bir ailen, bir evin yok. Artık tek başınasın. Burası senin cehennemin artık. Bu oda senin zindanın. Ben de kapıdaki zebaniyim. Senin tanıdığın Gülceman öldü. Sen artık bir canavarın yanındasın. Senden nefret ediyorum. En az annem kadar. Beni tehdit etme. Kadın Allah. Sakın beni tehdit etme. Beni tehdit etme. Söylesen de hiçbir şey değişmez. Gülcemal seni bağlamış. Ben çözemem, anlamıyor musun? Gülcemal. Nedir bu? Kar Hanım, sen içeri. Kar Hanım mı? İçeri! Ben ne dediyseniz yapmadım. Bak dedin ki nikah şahidi ol. Ben hemen hemen olur demedim mi ben ona? Şimdi mesela sen benim yok olmamı istiyorsan, mesela ben başka türlü de yok olabilirim yani. Beni öldürmezsen mesela, hani git dersen ben öyle bir... Nereye gideceksin lan? Nereye gideyim? Sen hiçbir yere gitmeyeceksin. Bu yaptıklarının bedelini ödeteceğim sana. Öldüreceksin illa. Ya öldürme o zaman, yeter artık. Sürekli aynı şeyi yaşıyoruz, ben korkmaktan. Ölmeyeceksin lan. Gülendam'a söz verdiğin için. Ama kısa sakım alacağım tabii. Kısa sakım... Ne oluyor yani, tam kısa sakınız neyden geliyor ben bilmiyorum ki. Hangi elinle dokunun devaya? Hey. Hangi elinle? Kıracak mısınız? Elime mi? Kesecek misiniz? Abi lütfen. Bugün bir parçan kopacak. Ve sen bu anı hep hatırlayacaksın. Lütfen Allah belan versin. Mert. Mert. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Kapıyı kilitlemiş Gülcemal. Gülcemal, aç şu kapıyı. Mert! Mert! Mert, ne oluyor? Ne yapıyorsun? Öldürüyor musun? Ne yapıyorsun ya Allah'ım? Allah'ım yardım et. Bağır! Para mı?
yaptın sen? Parmağımı kopardın. Lan ben... sana kardeşimin gözünden yaş akarsa kan akıtırım demedim mi? Sen dua et sadece parmağın gitti. Daha ne yapacaksın lan? Daha ne yapacaksın? Parmağımı kopardın hayvan herif. O parmağın devaya dokunduğun için gitti. Kanın da Gülendam'ın kanının yerine aktı. Bak bundan sonra bizimle aynı evde yaşayacağız. Eğer karıma baktığını görürsem senin gözlerini oyarım. Benim olana dokunursam kolunun kökünden koparırım, anladın mı? Hele Muzaffer Hanım'a bizden, bu evden tek bir bilgi ulaştır. Senin dilini koparırım lan. Seni parça parça ederim. Ölmek istersin ama ölemezsin. Ali. Ali mi? Abi Vefa benim adım. Bunu götürüp temizleyin. Ama kayıtlara geçmeyecek. Allah aşkına doğru düzgün bir yere götürün beni. Belki dikerler, bir şey yaparlar, ne olursunuz, yalvarıyorum. Abi ölüyorum ben burada, kan kaybından. Ölmeyeceksin lan! Seninle daha geçirecek çok günümüz var. Merak etme. Çok aşkım. Oğlum adamı insanlıktan çıkarttınız lan. Eski günlerine döndürdünüz. Nerede lan bunu? Lan bulsana parmağı, belki dikerler, bir şey yaparlar, ne olur. Çok acı. Aç şu telefonu Mert, ne olur ya. Yok. Ya uyuyakalmıştır adam, merak etme. Hayır ama normal değil bu Armağan ya. Duş alacağım, geleceğim hemen dedi. Telefonu saatlerdir arıyorum, açmıyor. Bir şey mi oldu acaba, anlamadım ki. Abim bir şey yaptıysa diye korkuyorum. Ya yine bak, en kötü şeyi düşünüyorsun. Sen demedin mi bana söz verdi diye? Dedim dedim ama... bir Armağan içimde bir... anlayamadım, bir huzursuzluk var. Ya Allah aşkına bir rahat ol artık. Sakin, hallediyorum şimdi. Kim arıyorsun? Ha? Gül Cemal abi. Yok değil mi, açmıyor. Vefa'yı arayalım. Hiç arama Vefa'yı, boşuna. Abim açmıyorken çıkmaz o telefonu. Garalma'yı arayacağım ben ya. Dur bir saniye, bana ne olup bittiğini söyle. Allah aşkına bir panik yapma, şu elini kolunu hareket ettirme ya. Dur, sen dur. Bir dur bırak, ben arıyorum, dur. Arma. Kesin Gülendam aratıyor. Ne diyeceğim ben şimdi? Alo Arma. Merhaba. Ya biz Mert'e ulaşamadık da Gülendam Mert'i çok merak etti. Onun için aramıştık. Geldi oğlum, Mert eve geldi. Ya bak evdeymiş işte, boşuna panik yaptın. Tamam, niye açmıyor o zaman telefonunu ya? Sorsun bir, ne oluyor? Ya rica etsem Mert'e söyler misiniz Gülendam'a ulaşsın? Çok merak etti de kendisi. Arman, sen Gülendam'a bir şey belli etme. Ama Mert telefona falan bakamaz. Gül Cemal ona kötü bir şey yaptı. Ha, uyuyor. Ne? Ne oluyor? Uyuyor. Tamam, uyuyorsa eğer hiç sorun yok bak. Boşuna panik olmuşuz. Sen Gülendam'a hiçbir şey deme, tamam mı? Ama burada hiç iyi şeyler olmuyor. Hı-hı. Uyandırmasın, uyusun. Dinlersin biraz. Gerek yok, bir şey yok zaten. Hiç gerek yok. Kendisine söylersiniz. Uyanınca Gülendam'a ulaşsın. O kadar. Teşekkürler, sağ olun. Tamam. Ay, uyuyakalmış canım benim. Yoruldu burada tabii bütün gece. Dedim işte sana, bak boşuna panik yaptın. Adam normal uyumuş. Kendini yoruyorsun ya boş yere. Ne bileyim ya Armağan, panikledim işte. Tamam sen rahat ol artık, dinlenmene bak, tamam mı? Ben bir lavaboya gideyim. Tamam. Yol boyunca bozuk attığın yetmedi mi? Bütün gece böyle surat mı asacaksın? Asacağım evet. Asacağım baba, ne yapacaksın? Beni de mi reddedeceksin?
Durduk yerde söylemişim gibi davranma İpek. Görmedin mi ne yaptığını? Yapma kızım, etme kızım, yakma kendini kızım dedikçe gitti, Gül Cemal'e sarıldı. Ya seviyor işte. Ne yapalım baba, kız Gül Cemal'i seviyor. Sen de bunun için kendi kızını reddedip siliyorsun ya. Yapılır mı böyle bir şey? Onca yıl emek veren babasını silip atarsa reddedilir. Bu değil mi asıl derdim? Gül Cemal'le Deva'nın evlenmesi falan değil. O Firuze'nin istediği şeyin gerçek olması. Yapma kızım, ben böyle bir adam mıyım? Ne o zaman baba? Neden bu kadar karşı çıkıyorsun? Ya bana söyle en azından ya. Ne zaman sorsam sürekli susuyorsun, cevap vermiyorsun. Şu anda da cevap veremiyorsun. Bence sen de biraz düşün. Biraz düşün, acaba bencillik eden, haksızlık eden sen misin? Bir Deva mı, bir düşünür müsün bunu? Sonradan pişman olacağın laflar söylemeyi pek. Sana sonradan pişman olacağın lafları Deva'ya etmeyecektin o zaman baba. Sen bugün kızını orada yalnız bıraktın. Sen bugün kimsesiz bıraktın kızını, biliyorsun değil mi? Nişanlına bir şey olacak diye. Ne yaptın? Sana dokunduğu elin bir parmağını kestim. Ne saçmalıyorsun? Saçmalama ne diyorsun? Ne parmak kesmesi, ne saçmalıyorsun? Allah şahidim olsun, içimdeki bu canavarı gömmek için çok uğraştım. Ama siz uyandırdınız onu. Hayır. Hayır, inanmıyorum. İnanmıyorum. Bunu yapmış olamazsın, hayır. Neler yapabileceğim bir bilsen. Pis kafasın sen. Yok ben. Ben seninle evli kalamam ben. Pis kafasın sen. Gerçekten ben gidiyorum. Ben bu evde kalamıyorum. Seninle evli kalmayacağım. Gitmeyeceksin. Bu kapıdan çıkınca yüzün gülecek. Herkese benimle mutlu olduğunu söyleyeceksin. Hayır, yapamam ben, öyle bir şey yapamam. Mecburen bu evlilikte olduğunu kimse bilmeyecek. Yapamam. Deva. Yapamam ben. Benim artık sana acımam yok. Acısını tüm sevdiklerimden çıkar. Şimdi uzak dur benden. Allah. Efendim Armağan. İpek. Nasılsın? Deva'dan bir haber var mı? Vallahi Deva evli ve mutsuz. Durum bayağı kötü anlayacaksın. Zaten bizde başka ne olabilir ki? Nasıl ya? Evli mi? Bayağı gitmişler, evlenmişler. İkisi de birbirinden deli zaten. Marman, Deva çok mutsuz görünüyordu. Bir de babam da evlendi diye reddetti Deva'yı evlatlıktan. Mert peki? Gül Cemal abi bir şey yapmış mı ona? Yok. Mert iyi o yırtmış yine. Ulan Deva iyi oldu. Ya kızın gözünün içindeki ışık sönmüştü Armağan. Anlamadım, bu zorla mı evlendi, ne oldu bilmiyorum ki. Ya ben anlamıyorum yani, dünden bugüne Gül Cemal için ne değişti? Yani bu adam ne oldu da evlenmeye karar verdi? Bilmiyorum. Ya ben bizim kendi derdimize dalıp seni unuttum. Sen neredesin, nasılsın, nerede kalıyorsun? Ablamın yanındayım, hastanedeyim. Ya benim sana bir şey söylemem lazım. Ne oldu? Neyse ya. Yüz yüze konuşuruz yarın. İyi. Tamam, iyi geceler o zaman. İyi geceler.
Efendim günaydın. Nasılsınız, iyi misiniz? Daha iyi günlerim olmuştu. Evet, neler oluyor? Bir haber var mı? Henüz bir haber alamadım ama karışık gibiler. Cemal delirmiş diyorlar. Bakalım bizim köstebek yaşıyor. Baksana lan telefonuna. Patronunu arıyor. İstemem, ben konuşmayacağım. Konuşacaksın. Açalım bakalım ne istiyormuş. Ne? Yaşıyorsun. Madem yaşıyorsun niye telefonlarıma bakmıyorsun? Yaşıyor muyum ben? Ha? Yaşamak mı bu benimki? Ay, abartma hemen. Abartmayayım mı? Senin o psikopat oğlum var ya... benim parmağımı kesti. Ne? Ya, tuttu elleriyle kıtır 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 beni canlı canlı bağırtı bağırtı... benim parmağımı kesti senin oğlum. Niye biliyor musun? Senin yüzünden. Sana bunu yaptıysa devaya ne yaptı? Karısı yaptı devaya. Hiçbir şey yapmadı ona. Olan yine bir tek gariban Mert oldu. Bitti beni, anlıyor musun? Bitti. Beni bir daha arama Zafer Pehlivan, çünkü beni ararsa... dilimi de kesecekler benim. Ciddiyim. Gülcemal Deva ile evlenmiş. O zaman bir planı olmalı. Ve ben o planı öğrenmek zorundayım. Miyav, ne oldu gariban kedi? Ha? Zoruna mı gitti? Kükrüyordun aslan gibi. Tamam tamam, kes şunu. Lan kessene! Lan senin! Elini ayağını elini yordun yor... adam! Ne şovu lan? Ne şovu lan? Ne şovu? Yat lan şuraya! Yat! Bunları herkesin arkasından iş çevirmeden önce düşünecektim Mert Efendi. Ne oldu yediğin hurmalar? Dönüp tırmaladı değil mi? Bundan sonra her günün öbüründen beter olacak. Keşke ölseydim diyeceksin oğlum. Şişt, çok acıyor. Şişt, çok acıyor. Lütfen doktor çağırsana. Kes ağlamayı. Lütfen. Evlenir misin benimle? Bir kadın ilk aşkını hiç unutmaz. Şimdi sen de babanın kaderini yaşıyorsun. Ona babamın kaderini yaşatanlara lanet olsun. Thank you.
Canancığım sen düşünme hiç buraları. Burada her şey yolunda. Sen babanla ilgilen. Narin iyi iyi hiç merak etme. Tamam tamam öperim. Hadi görüşürüz. Gel bakayım buraya. Bu öpücükler annenden. Annem gelmeyecek mi? Biraz daha zamanı var. Deden hastalandı ya, ona bakıyor anne. Kara ama. Efendim kuzucuğum? Neden böyle oluyor? Neden böyle oluyor? Dedem hasta oluyor. Evde kimse gülmüyor artık. Herkes bağırıyor. Gülcemal abi mutlu değil. Deva da artık hiç yanımıza gelmiyor. Eskiden gelip masal anlatıyordu ya anne. Bazen olur böyle. Bazen her şey üst üste gelir. Sonra bir bakarsın hop geçmiş gitmiş. Ya. Sen hiç takma bunları kafana. Her şey düzelecek. Yine çok mutlu olacağız. Efendim çaylar. Mis gibi hastane çayı. Başka yerde bulamazsın bak. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim. Gelmişsin yine erkenden. Yani aslında hiç gitmedim gibi bir şey oldu. Seni yalnız bırakmak istemedim. Var mı bir isteğin? Mert'e ulaşamadım. Gelmedi değil mi daha? Uyuyordur herhalde. Bir evdekilere soralım. Hayır, aradım evdekileri de. Cevap vermiyor ki kimse, anlamadım. Bak bir şey vardı, bana söylemiyorsan eğer. Aslında var bir şey. Deva ile Gülcemal. Ne? Evlenmişler. Ne? Abim evlendi mi o kızla? Nasıl olabilir ya? Hiçbir şey olmamış gibi nasıl yapabilir böyle bir şey? Yani Mert ile sen nasıl evleniyorsan... Onlar da öyle evlenmiş işte. Bizimki farklı bir durum. Ya kusura bakma da hiçbir farkınız yok. Abim eğer o kızla evlenip benim kocama bir şey yaptıysa eğer onu hiçbir zaman affedemem ben. Sanki... Eve gitmem lazım, Mert'i görmem lazım. Doktordan izin almadan hiçbir yere gidemeyiz lütfen şu an. Lütfen gitmem gerekiyor diyorum, Allah kahretsin ya. Gidip konuşacağım, izinleri alacağım, geleceğim tamam mı? Armağan gitmem lazım Mert'in yanına, lütfen çabuk olur musun? Tamam. Günaydın. Baba. Baba tuvalette misin? Allah Allah. Doktor bey tüm ilaçların ve nasıl kullanılması gerektiğini yazdı. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Efendim İpek. Armağan hastanede misin hala? Evet ama çıkacağız şimdi. Gülen'le evlendiklerini öğrendi. Abisini Mert'e bir şey yapmasından korktuğu için bir an önce eve gitmek istiyor. Ya vallahi dün yaşıyordu da bugün hayatta mıdır bilmiyorum. Ne yaşıyoruz biz ya? Vallahi bilmiyorum Armağan. Babam yok. Deva'yı arıyorum. Açmıyor. Babam açmıyor. Ya dün biraz tartıştık da ona mı bozuldu acaba? Deva'nın yanına mı gitti sence? Tamam biz geçeceğiz zaten. Şimdi ben haber veririm sana. Yok canım geçiyorsanız ben de geleyim. Niye bekliyorum evde? Tamam. Görüşürüz orada. Tamam. Ya Vefa. Ne oluyor oğlum? Mert'in sesi yeri göğe inletiyordu. Gülcemal ne yaptı ona? Deva'ya hangi elinle dokundun dedi. O elinden bir parmağını kestim. Ne? Parmağı? Gözünü kırpmadan hem de. Ben alışkınım Gülcemal'i ama yani böyle canavar halde görmeyeli yıllar oldu. Haksız da diyemiyorum. Adam durduk yere zıvanadan çıkmadı ki. Nasıl tövbesini bozdurdular adama ya? Bize de çok kızgındır değil mi? Bize kızgın değil, kırgın. Ona ihanet ettiğimizi düşünüyor. Güveni sarsıldı ana, güveni. Geldin mi oğlum?
Gel ben Deva'ya haber vereyim. Hep birlikte oturalım sofraya. Bekle, bekle. Bugünden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak bu evde. Abi, bizi bir kere dinlesen ya, yargınsız infaz yapmasan kurban olayım. Yok yok. Bunun affı yok. Gülcemay bak, ben seninle konuşacaktım. Anlatacaklarım vardı fakat saklamak zorunda. Bak nedeni nasılı beni ilgilendirmiyor. Siz benim bu hayatta en güvendiğim iki insandınız. İyi ki siz arkamdan vurdunuz. Resmen aptal yerine koydunuz beni. Bundan sonra kahvaltıyı sizinle değil, karımla yapacağım. Babam evde yok, merak ediyorum. Oraya mı geldi? Gel. Günaydın. Gülcemal aşağıda kahvaltıya bekliyor seni. Güzel. Bu sabah tansiyonunuz da normal. Her şey yolunda. Teşekkürler. Siz biraz dinlenin. Öğleden sonra ilaçlarınız için tekrar uğrayacağım. Hayırdır İbrahim? Beni ziyarete mi geldin? Senin bulunduğun yerde hayır var mı Zafer? Ne oluyor? Ne bu hassizlik? Asıl sen haddini aştın. Sana ta en başından o adamı bizden uzak tut dedim. Bana söz verdin, sizi koruyacağım dedin. Böyle mi korudun kızımı? Gülcemal'in eline vererek. Deva Gülcemal'e aşık oldu. Babası olsaydın da söz geçirseydin. Benim sabrımı taşırma Zafer. Onları evlendirebilmek için elinden ne geliyorsa yaptın. Bu düğünü nasıl yaptıysan aynı şekilde bozacaksın. Kızımı bana geri vereceksin. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Sen kimsin ki beni tehdit ediyorsun ha? Kendine gel. Gelmezsem ne olur? Ha? Gelmezsem ne olur? Beni de mi öldürmeye çalışırsın? Bak seni uyarıyorum. Eğer o evliliği bozup kızımı getirmezsen... Deva'ya babasının Mustafa Pehlivan olduğunu söylerim. Ayrıca o üstüne çöktüğün servetin yarısı kızımın hakkı. Emin ol o yarıyı söke söke alırım senden. Sen bunu nereden biliyorsun? Ha, parayı duydum tabii. Mesele deva değil, para. Benim derdim para pul değil. Ben bunu ta başından beri biliyordum. Firuze ölmeden önce söylemişti bana. Benim tek derdim devanın mutluluğu. Ve şimdi onun mutsuz olmasını istemezsin, öyle değil mi? Yıllardır güvendiği babasının ona yalan söylediğini bilmesini istemez. Bana blöf yapma. Beni zorlama. Bildiğim tek sır bu değil. Öyle mi? Bakalım daha neler varmış, dökül. Eğer dediklerimi yapmazsan senin bir katil olduğunu önce armağan, ondan sonra da bütün Bursa öğrenecek. Ne zırvalıyorsun sen? Firuze'yi nasıl öldürüp göle attığını çok iyi biliyorum. Ayrıca bunu bir tek bilen ben de değilim. O gün o gölde olan bir balıkçı da şahit. Hani? Nerede o balıkçı İbrahim? Senin buna kafanın uydurduğu saçmalıklar olmasın? Ha? Eğer kızımı getirmezsen bütün günahlarını ortalığa dökerim. O zaman görürsün o balıkçı kim? Odri meydan. Benim kimseden korkum yok. İbrahim, boşu boşuna bir düşman kazandın biliyor musun? Ben o evliliği zaten bozacaktım. Onların mutlu olmasına izin verir miyim sanıyorsun? Sen başından beri yanımdaki tek düşmandın.
Seni uyarıyorum. Bir oyun oynamaya kalkarsan ya da bana bir şey yapmaya kalkarsan o zaman bildiklerini herkese anlatacak bir balıkçı var. Unutma, tek şahit ben değilim. Böyle mi tutacaksın beni bu evde? Menemen yedirerek mi? Böyle mi acıtacaksın canımı? Bu. Ne? Acımıyor. Anladın mı? Acımıyor bak. Acımıyor. Allah seni kahretsin. Hayatım kararttı. Ben nereye götürüyorsunuz beni? Vefa, odama gideyim mi? Ben iyi değilim. Oğlum kapa çeneni artık. Oturun ben de o an. Otur. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun Gülcemal? Bu ne? Bu yaptığın canilik, barbarlık farkında mısın? Aynı masaya mı oturacağız böyle? Yalanınız ortaya çıkmasaydı zaten aynı masaya oturacaktınız. Hı? Bundan sonra böyle yaşayacaksınız. Aynı evde, aynı odada, aynı sofraya oturarak. Ama birbirinize bir kez bile bakmadan. Hadi bak. Hadi bak, son kez bak, hadi. Bak gördün mü? Tabağının desenlerini ezberliyor. Çünkü biliyor ki sana bir kez bakarsa gözünü çıkaracağım onu. Yiyin. İki lokma bir şey yeseydin ya. Sanki sen yedin de. Geçmiyor ki insanın boğazında. Nasıl geçsin? Gülcemal bize sofrasını kapattı. Gara Hanım dedi bana, duydun değil mi? Şurama bir taş oturdu Vefa. Bana da Ali dedi. Vefa demiyor artık. Hak etmediğimi düşünüyor. Vefasızlık ettiğimi düşünüyor. Adımı duymayalı yıllar olmuş ha. Sormadı bile. Hiç, hiçbir şey sormadı. Mecbur kaldık saklamaya diye söyleyemedik. Ah kafam, aptal kafam, salak kafam. Öğrenir öğrenmez git söyledi mi? Bak ne oldu? Mert'le deva sofrasında. Böyleymiş bundan sonra. Olan bize oldu desene. Öyle anacığım öyle. Bu hikayede yanan ikimiz olduk. Şükürler olsun. Abi. Aşk olsun sana ya. Sanki bilmiyorsun halimi. Mert. Ne oldu eline? Korkmadım ama iyiyim ben. Ne? İyiyim ben.
Ne oldu ya? Karıma dokunduğu elin bir parmağını kestim. Ben yaptım. Hı? Ne? Ne? Anlamadım da ne yaptın? Duydun işte. Ne diyorsun sen? Ne yaptın ne? Anlamadım ne? Gerçek mi bu? Mert ne? Abi nasıl yaparsın böyle bir şey? Söz vermedin mi sen bana? Gülendam kendine gel. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Nasıl yaparsın böyle bir şey? Bana söz vermedin mi? Ben sana sözümü tuttum. Kocan hayatta işte. Parmak kesmek nedir ya? Başında söyledim. Bunların hepsini başında söyledim. Benim kardeşimin gözünden yaş akarsa seninkinden kan getiririm dedim. Kana kan. Kısasa kısas işte. Kısasa kısas öyle mi? Evet öyle. Benim kocam senin karının eski nişanlısı diye bu cezayı veriyorsun ona. Senin karın ne olacak peki? Onun cezası ne olacak? Sakin ol Gülendam. Kısasa kısassa onun cezası ne? Herkes cezasını çekecek. Öyle mi? Ne onun cezası o zaman? Söylesene bana. Gel benimle uzak dur. Uzak dur. Uzak dur bizden. Affetmiyorum seni. Affetmeyeceğim seni. Duydun mu? Yok senin kardeşin artık. Affetmiyorum seni. Affetmiyorum. Tamam. Sakinleş artık. Of. Sakin. Allah'ım sen büyüksün, ne olur yardım et ya. Ne olur bir yol göster. Deva yol göründü zaten. Buradan çıkmamız lazım hemen. Olmaz. Ne demek olmaz? Olmaz, ben burada kalacağım. Deva saçmalamayı kes ya. Şoka mı girdin sen? Hayır şoka falan girmedim ben. Gülendam'ın tepkisiyle sarsıldım biraz. Ama iyiyim şimdi yani. Bir şeyim yok benim. İyiyim. Ya Deva sen kafayı mı yedin? Ha? Aklını mı kaybettin? Hemen kalk eşyalarını topla. Bak hatta ne eşyası ya? Bende de kafa kalmadı ki. Hemen buradan çıkmamız lazım. Hemen gitmemiz lazım buradan. Hemen hemen. Sakin olur musun sen? Bir sakin ol lütfen. Arman bak burası benim evim. Gülcemal de benim kocam. Ben bu evde kalmak istiyorum. Ben onun eşiyim. Burada kalacağım. Tamam mı? Deva, Gül Cemal senin kocansa benim de abim. Ama bu iş iyice çığırından çıktı artık. Farkında mısın ya? Babam perişan halde. Mert'in durumuna bak. Ya adama ne yapmış? Bu normal mi sence? Bu kadar da fazla değil mi? Ya bu adam sana bir şey yaparsan... Olmaz, olacak. Yapmaz. O beni seviyor. Anladın mı? Ben de onu seviyorum. Bana hiçbir şey yapmaz o. Burada kalacağım ben. Tamam mı? Pes diyorum. Pes. Benden bu kadar devam. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum bunu yaptığına. İnanamıyorum. Ne demek bu ya? Parmak kesmek nedir ya? Nasıl bir şey bu? 9 tane daha var. Aşkım. Tamam artık yıpratma kendini, tamam. Yani buysa bedeli senin yanında kalabilmemin. Ne olsun be Gülendam, ne yapalım? Nasıl yapabildi bunu? Nasıl? Hiç beni de mi düşünmedi bilmiyorum ki ben. Yok.
düşünebilen bir insanın yapabileceği bir şey değil Gülendam. Yani o kadar çok canım acıdı ki. Bağırdım, çağırdım ama durmadı o. Seni düşündüm ben de. Öyle hayatta kalabildim, ne yapayım? Dön benim canım. Canım. Bu durumda bile beni düşünüyorsun. Bu böyle olmaz. Ne demek o? Gideceğiz buradan. Sana bunu yapmasına asla izin vermeyeceğim. Görmüyor musun? Resmen işkence ediyor sana. Lime lime doğrayacak seni. Ne yapabiliriz ki? Gideceğiz. Ondan uzak olacağımız, bizi asla bulamayacağı, mutlu olacağımız bir yere gideceğiz. Hem de hemen. İpek. Buradan hemen gitmemiz lazım. Senin bu halin ne? Deva'ya bir şey mi oldu? Deva içeride. Şimdilik iyi. Ne demek şimdilik iyi? Gülcemal çığırından çıktı. Mert'in parmağını kesmiş. Ne diyorsun Armağan? Ya adam kafayı yemiş resmen. Bu evde kalabilirsiniz ama birbirinize gözünüz bile değmeyecek diyor. Çıldırmış herif. Buradan gitmemiz lazım. İpek hadi oyalanmayalım artık. Ya ne demek gitmemiz lazım? Mert'in parmağını kesen benim kardeşime ne yapar? Ben onu bırakır mıyım burada? Ya ben bırakır mıyım sanıyorsun? Kaç kere konuştuk, gelmek istemiyor. Biz de söylersek söyleyelim, Deva gelmek istemiyor. Gülcemal korkutmuştur onu. Bir şey yapmıştır, bir şey demiştir. Ben Deva'yı almaya gidiyorum. Ya İpek Deva. Saçmalama. İpek! Yalan söyledim biliyorsun değil mi? Sırf bizi izlediğin için orada Armağan'a yalan söyledim. Şu an gitmek istiyorum bu evden, tamam mı? Öyle bir gitmek istiyorum ki bir daha asla arkama bakmadan kaçıp gitmek istiyorum, anladın mı? Allah'ım. Daha dün ben sana deli gibi aşıktım. Bak ben hayatımda kimseyi böyle sevmedim, tamam mı? Seni sevdiğim gibi, sana güvendiğim gibi ben kimseye güvenmedim. Şu an hayatımdaki en korktuğum kişi sensin. Mutsuzum. Duyuyor musun beni? Bak çok mutsuzum. Mutsuzluktan öleceğim diyorum. Bak mutsuzum, anlıyor musun? Duramıyorum, dayanamıyorum. Çok mutsuzum. Tam da istediğim gibi. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım. Gülcemal. Ya bu sen değilsin ya. Ya yalvarıyorum bir bakar mısın bana ya? Lütfen Gülcemal bu sen değilsin. Bir bak bana. Ya neden biz bunu yaşıyoruz? Ya, bak ben herkesi karşıma aldım senin için. Ben biliyorum sen de beni seviyorsun. Yapma lütfen, ne olur yapma ya. Ya niye biz bununla aynı evdeyiz? Niye yaşatıyorsun sen bunu bize? Ya acı çekmekten başka hiçbir şey yaşatmıyorsun. Niye yapıyorsun bunu? Neden? Sevgilini görmeye dayanamıyor musun? Saçmalama, o benim sevgilim falan değil. Yok öyle bir şey diyorum ya. Bitti diyorum, anlamıyor musun? Nefret ediyorum ondan. Öyle mi? Öyle. Ama senden de nefret ediyorum.